Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi sizlere daha önce bildiğimiz kulak kristalinin kayması, yani vertigo dediğimiz rahatsızlığın videosunu çekmiştim, anlatmıştım. Çok arkadaşlar, çok kişiler Allah razı olsun diyorlar. Sizin yaptığınız hareketler doktorların yaptığı hareketten çok basit olduğu için sizin hareketlerinizi yapmak o kadar basit ki, yani bir çocuğa söyleseniz çocuk yapabilecek. Ama doktorların yaptığı hareketi iki kişi olmak şart. Yani bir kişi seni tutacak, böyle bir yere çevirecek. O yüzden benim bu hareketim çok basit. Yani herkes tarafından yapılabilir hareket. Şimdi arkadaşlar, baktınız gecenin dördünde, üçünde, herhangi bir saatte baktınız ki başınız dönüyor. Bu genelde gece geliyor, bazen gündüz de geliyor. Hemen ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir sağınıza yatacaksınız. O dönme ve bulantı çoğalıyor mu, çoğalmıyor mu? Ona bir bakın arkadaşlar. Tekrar solunuza yatıyorsunuz, dönüyorsunuz. O tarafta bulantınız çoğalıyor mu, baş dönmeniz çoğalıyor mu? Ona bakıyorsunuz. Şimdi bunu iki hareketi yaptınız ve ne oldu? Sağ tarafa döndüğünüz zaman aman Allah'ım dediniz, bulantı yaptı, hemen dönme çoğal. Senin kulağın sağ taraftaki kristalin kayıyor. Şimdi ne yapıyoruz, hemen kısa kısa öz geçelim. Hemen sağ tarafa tekrar yatağın içinde yatıyorsun arkadaşlar. Yatağın içinde yattığın zaman hemen hep aynı yerde dön. Hani kenara döndüğün zaman ta öbür taraflara doğru gitme. Yani dön, biraz döndün, yerini kaldır, kıçını hafif, papanı hemen yine aynı yere oturttur. Biraz uzaklaştın, biraz yine aynı yerde 3 tur döneceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ tarafımızdaki kulakta çok olduğundan sağ kulağımızın kristali kaydı. Tamam. Hemen sağ kulağımızın üzerine yatıyoruz. Sağ kulağımızın üzerine yattıktan sonra arkadaşlar 3 tur döneceğiz. Bakın. Aynı noktada, aynı yerde. Yani yatağın içinde şu kadar, yani şöyle olduğunu düşün. Bu noktada hep aynı yerde dönün. 3 tur ama 5 dakika. Bakın, 3 turu döndüğünüz zaman düşünün 5 dakika sürmesi lazım. Şimdi nasıl bir şey bu? Yani şöyle, yani saat ibresini nasıl hani yavaş yavaş hareket ediyor. Şimdi karşıdan sizi bir izleyen biri hareket ettiğinizi bile anlamayacak gerekirse. Bakın, o kadar yavaş şu hareket. Yani çok yavaş yapacaksınız. Acele ederseniz işi kaçırıyorsunuz. Yani o kulaktaki o borunun içindeki kristal neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size bunu önce şey yapayım. Kristal aynı bir bardakta bulanık suyu düşün. Bakın, bulanık suyu düşün. Çamurlu bulanık suyu. Nasıl ki çamurlu suyu, bulanık suyu tabakta, bardakta koyduk bir yere, masaya. Dinlendiği zaman ne yapar? Yavaş 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 dibe çöker ya. İşte bizim kristalimiz o. Aynı ona benziyor. Tabii o bulanık su biraz geç şey yapar, dibe çöker. Bizim bu kristalimiz biraz da ondan daha biraz daha hızlı olabilir. Yapacağınız iş şu. Yani yavaş hareket ettiğin zaman o kulağınızdaki kristal yavaş yavaş yerine doğru gelecek. Birinci turda gelmezse ne yapacaksınız? İkinci turda aynı şeyi yaptığınızdan dolayı ikinci turda gelmiş olacak. İkinci turda gelmiyorsa eğer, üçüncü turda yapıyoruz ki işi iyice garantileyelim. Şimdi arkadaşlar, 3 tur yaptık. Yaptık şimdi ve ondan sonra hemen ne yapıyoruz? Solumuza, hani sağ kulağımıza ya, sol kulağımıza da değil, sol kulağımızın üzerine yatıyoruz yastığa, tamam mı? Yatağımızda, kendi yatağımızda ve mışıl mışıl uyuyoruz arkadaşlar. Dinleniyoruz yani kısacası. 2 saat, 1 saat, 3 saat, 4 saat kalktığınız zaman var ya, böyle fişek gibi kalkacaksınız. Hiç o vertigodan kulak kristalinle alakalı bir şey kalmayacak sende. Şimdi tabii bu kulak kristaliniz kayıksa, senin beyninde Allah korusun bir ur gibi başka bir şeyler varsa, o yüzden onun için
geçmiyorsa hemen doktorunuza başvurun arkadaşlar. Şimdi bu kulak kristali neden kayar? Hemen ona giriyorum. Kulak kristali, bakın arkadaşlar, ben hep sağ tarafıma çok yatar. Ben 12 yıldır bu kristal kaymasından benim hayatım felç oldu ya. Öyle kötü anlar yaşadım ki, beni ambulanslarla götürdüler. Hastanelerde çekilmedik filmlerim kalmadı. Beyin tomografisi 3 sefer çekildim. Ya olmadık şeyler, o kadar bir sürü ilaçlar kullandım boşu boşuna. Ya ilaç milaça gerek yok. Bu hastalık değil çünkü. İlaç kullanıyoruz. Hastalık değil ki bu. Bu şu diyelim ki bir kolun yerinden çıkması gibi. Sen bu kolunun yerinden çıkmasına ilaç kullanabilir misin? Yani en fazla ağrısı ağrırsa ağrı kesici kullanırsın. Bu kulaktaki da aynı sistem, mekanizma bir yerinden çıkmış. Bunu yerine getirmektir olay. Bu kadar basit. İlaç bilaçla bir alakası yok. Ha neden çıkar dedik, oraya gelelim. İşte sağ tarafı çok yatıyorum ya ben. Herhalde sağ tarafımı çok yattığımdan dolayı, tabii biraz daha emekliyiz icabında, emekli olmayan kişiler de olacak da mutlaka. Yani hareketsiz kişilerde çok oluyor bu. Sağ tarafıma yattığımda benim sağ tarafımdaki kulakta oldu. Bakın ne ilginç değil mi? Şimdi belki sol kulağının üzerine çok yatan biri varsa, belki de o da sol kulağında olabilir. Dikkat edin. Yani bunu olmaması için, yani bu vertigo size bir daha gelmemesi için, ya da 6 ayda bir geliyorsa 2 yılda bir gelsin, 1 yılda bir gelecek şekle getirmek için, birincisi yatış şeklimizi değiştiriyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Biz sağa yatıyorduk ya, artık sola yatacağız. Unutmayın bunu. Hemen yattın, çoğunlukla sola yapmaya çalışacağız. Birincisi bu. İkincisine, aile doktorunuza gideceksiniz, sağlık ocağına. Ben diyeceksiniz, vitamin eksikliğim var mı yok mu, onun için kan vermek istiyorum. Ve tam teşekküllü bir kan vermek istiyorum. Yani güzel bir kan verin ki ne varsa çıksın, hani başka şeyleriniz de varsa. Ben gittim, tam teşekküllü bir kan verdim. İnanın bayağı bir sürü şeyler, tahliller oluştu. Bence onlar, oradaki doktorlarımız bunu kabul ediyor. Tam teşekküllü kan tahlili isteyin. Ama şunu unutmayın. D vitamini. Hani dedenin D'si. Bakın unutmayın. Dedenin D'si. D vitaminim benim eksik mi? En çok önemli bunu istiyorum ben diyeceksin orada. D vitamini eksikliğinizi, şekerinizi, kolesterolünüzü, triyotunuzu, ne varsa, kanserojeniniz varsa, pH değerleriniz bilmem ne de, ne varsa her şeyinizi ölçtürün. Eğer D vitamininiz düşükse, bakın size doktorunuz ilaç verecek. Nasıl biliyor musun? Bir kırma ampul bildiğimiz hani iğne var ya, Devit diye bir ilaç. O Devit denilen ilacı sana verecek ama 15 günden önce, yani kullandın, bir yoğurdun içine döktüm ben. Bende D vitamini de eksikmiş. Devit kaşıkla yoğurt aldım. Şırıngayla çektim. Kırdım ilacı. Şırıngayla çektim içinden. Kaşığın içine yoğurt koydum. Yoğurdun içine de böyle sıktım o ilacı, Devit ilacını. Aslında papadan yapılır veya da bir yerden yapılır da, içiliyor da bu aynı zamanda. Bana doktor dedi içebilirsin. Ama unutmayın, fazlası zarar. Yani 15 günden önce de ikincisini içemiyorsun. 3 tane veriyor. 3 tane dedi vereceğim. Bunu, tamam mı? İşte 15 gün sonra tekrar gel, sana tekrar şey yapacağız, yazacağız. 3 lira. Bakın ilacın tanesi 3 lira. O iğnenin tanesi 3 lira. İçtiğimiz iğnenin. Devit. Hemen onu, eksiği varsa içeceksiniz. Eksiğiniz yoksa zararlı. Bunu dedim, çok kullanırsak ne olur? Böbrek yetmezliği yaparmış. Bakın unutmayın. Hani ben alayım da kendi başıma içeyim demeyin sakın ha. Tahlilinizde eksikse, onun altındaysa, doktorun zaten size onu tavsiye edecektir. Ve 15 günde, yani 45 günde 3 tane ampulü içmiş olacaksınız. Ve 3 taneden de fazla kullanmamış olacaksınız. Olay bu yani. O yüzden D vitamininiz eksikse onu da gideriyorsunuz. Ve D vitamininden sonra arkadaşlar, hemen sabah kalktığınızda da
Başınızı yataktan aşağı sallıyorsunuz bir kayroladan. Kayrodan başınızı sallayın. Bir 15-20 dakika başınızı aşağı doğru sallayın. O şekilde durmanızı tavsiye ederim. Başınıza ve kulaklarınıza bir canlılık gelecek. Bu faydası ne? Alzheimer, unutkanlık, dinamik olmak, saçlarınızın gürleşmesine vesairesine çok faydası var arkadaşlar. O yüzden sabahları kalktığınız zaman bir 15 dakika vaktiniz varsa kafanızı yataktan sallayın aşağıda. Öyle bekleyin. Kan başınıza doğru aksın. Hele öğrencilerin imtihana gidecekse çok faydasını görecekler. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bugünkü bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Yalnız abone olun lütfen. Hoşça kalın.